Sevgili izleyiciler, Bir Cuma Selam programına daha hoş geldiniz. Sizleri en içten saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mübarek cumanızı tebrik ediyorum. Kıymetli izleyiciler, bu hafta yine çok önemli konu ve konuklarla huzurlarınızdayız. Bugünkü programımızda biz 7'den 70'e kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, yaşlı tüm insanların sahip oldukları en temel haklar üzerine konuşmaya çalışacağız. Tabii bununla ilgili uluslararası hükümleri, hukuk kurallarını değineceğiz. Ama bu arada en önemlisi de yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insan hakları üzerinde yapmış olduğu çok önemli bir veda hutbesi var. Bu veda hutbesinden önemli yerlere değinmeye çalışacağız. Yine programımızın ikinci bölümünde Kudüs konusunu konuşacağız. Mescid-i Aksa'ya değineceğiz. Yine bugün programımızın dolu dolu olduğunu belirtmek istiyorum ve hemen sözü uzatmadan çok değerli konuklarıma geçmek istiyorum ve onları takdim etmek istiyorum. İlahiyatçı Sayın Abdülhalik Selman Hocam yine bizlerle birlikte, daha önceki programlarımızda bizlerle birlikte olmuştu. Ekranlardan görmeye alıştığımız, sevdiğimiz kardeşimiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Sonsuz hamd senalar olsun. Allah iyilik güzellik versin. Rabbimizi ilerleyiniz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyiciler, yine bizim programımızda daha önceden gördüğümüz çok değerli bir kardeşimiz daha var. Avukat Sayın Bünyamin Topal bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de iyisiniz inşallah. Şükürler olsun, iyiyiz. Allah iyilik güzellik versin. Ben hemen sizden başlamak istiyorum. Sevgili Bünyamin Topal, bugün biz insan haklarına konuşacağız. Tabii bununla ilgili insan hakları dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor? Biraz bunlarla ilgili izleyicilerimizi aydınlatırsak, bunun akışıyla birlikte diğer sorulara geçeriz diye düşünüyorum. Yani insan hakları dediğimiz zaman neler aklımıza gelmeli? Hukuksal olarak bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi öncelik olarak şu husus, insan haklarından ziyade hak kavramından bahsetmemiz lazım. Hak, hukukun temelini oluşturur. Evet. Yani bu hak da insanın doğmasıyla, doğuşuyla başlayan ve ölümüne kadar devam eden bir niteliktir. Hukuk da hakkın temelini oluşturur. Yani şunu söyleyeceğim. İnsanların doğuştan sahip olduğu evrensel niteliğe haiz olan her şey bir hakkı, insan hakkını oluşturur. Evet. Bunların en başında biz bu hakları evrensel nitelikleri değerlendirebiliriz. Mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi vardır. Evrensel nitelikte bir anlaşmadır. Bir de aynı zamanda uluslararası anlamda bir beyanname vardır. Bunda bütün ülkelerin birlikte karar almış oldukları beyanname ve sözleşmedir. Birleşmiş bunlar. Milletler Birleşmiş, tarafından aynen. kabul edilen tabii ki 1948'de kabul edilen evrensel beyannamesi, insan hakları beyannamesi. Bir de aynı zamanda insan hakları Avrupa Birliği tarafından ve Avrupa ülkeleri tarafından da alınmış olan insan hakları sözleşmesi vardır. Tabii ki bu hakların kavramı nedir? Bir kere en temel hak yaşam hakkıdır. Evet. En temel hak. Kesinlikle ama kesinlikle dokunulamayan haktır bu. Hiçbir şekilde ister Hiçbir savaş şekilde olsun ister olağanüstü kısıtlanamaz. Durum olsun, isterse yani başka bir şey kesinlikle olsun. Yani bazı haklar, temel haklar dediğimiz bazı belli başlı haklar da vardır. Bunlar kısıtlanabiliyor. Kanunla kısıtlanabilir, mahkeme kararıyla kısıtlanabilir. Seyahat özgürlüğü. Yani seyahat özgürlüğü belki gibi, eğitim gibi. Eğitim gibi, konut dokunulmazlığı gibi. Bunlar da temel haklardır aslında. Ama bunların nitelik itibariyle zaman ve şarta göre kısıtlanabildiğini görüyoruz. Ama yaşam hakkı diyorsunuz. Ama yaşam hakkı, kişi dokunulmazlığı, vücut dokunulmazlığı hakkı, yaşam hakkıyla birlikte kişi vücut dokunulmazlığı hakkı kesinlikle ama kesinlikle hiç kimse tarafından ve hiçbir şekilde dokunulamaz ve hiçbir şekilde mağdur edilemez. Peki bu kişi dokunulmazlığı dediğimiz zaman aklımıza işkence bunun içerisine mi giriyor? Tabii ki kişinin sadece vücut bütünlüğüne değil, ruhsal anlamda, mental anlamdaki bütün kişiye zarar uğratabilecek her türlü ihlal kişi dokunulmazlığı hakkı içerisine girer zaten. Peki iki şey mi kısıtlamaya uğramıyor? Yani yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı, vücut dokunulmazlığı, beden dokunulmazlığı. Bunların dışında da tabii ki de kısıtlanamayan vardır. Başka şeyler mesela inanç özgürlüğü. Din ve inanç özgürlüğü. Evet. Üç tane bizim özellikle anayasamızda da geçen
Anayasamızda belli başlı haklar, savaş hali, nasıl söyleyeyim, seferberlik hali, sıkı yönetim hali, olağanüstü hal gibi haller içerisinde seyahat özgürlüğü olsun, yeri geldiğinde az önce de belirttiğimiz gibi eğitim olsun, çalışma ve hür olsun. Ama bunların içerisinde 3 tane hak vardır ki bu zamanlarda dahi hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Yaşam hakkı birincisi, kişi dokunulmazlığı hakkı ve din ve vicdan özgürlüğü hakkı. Bunların üçü dışında diğer haklar kısıtlanabilir ama bu üçünü hiçbir şekilde, gerek evrensel beyannamede böyledir, gerek de uluslararası anlamda, hukuk anlamında da böyledir. Şimdi tabii ki bu evrensel beyannameden bahsediyoruz. İsterseniz şöyle bir özetlemek istiyorum, izleyicilerimiz için de kolaylık olsun diye söylüyorum. Yani uluslararası insan hakları ile ilgili bir takım somut belgeler olarak bize sunulan 1215 yılında İngiltere'de kabul edilen Magna Carta olarak bilinen büyük sözleşme. Evet. Soyluların ve çevresindeki bazı halk gruplarının krala karşı ayaklanıp kralın yetkilerini sınırladıkları bir sözleşme 1215 yılında. Şimdi bu belgenin bize hem okullarda hem de birçok yerlerde insan hakları ile ilgili en temel belge olduğu iddia edildi, söylendi. Evet, biz beşeri sistem içerisinde, toplum hayatı içerisinde böyle bir belgeyi beşeri hayat içerisinde kabul edebiliriz ama hiç geriye dönüp baktığımız zaman Peygamber Efendimizin 610 yılında, hicretin 10. yılında, 632 yılında veda haccında, ilk ve son veda haccında yaptığı çok önemli konuşma, veda hutbesi olarak bilinen bir konuşma. Burada o kadar çarpıcı ifadeler var ki, o kadar önemli mesajlar var ki, biz bu mesajları hiç görmezlikten gelerek hep yıllarca bunu kabul ettik. Dedik ki işte insan hakları ile ilgili en temel belge 1215 yılındaki Magna Carta Libertatum, büyük sözleşme. Ya bu böyle midir? Yani size sorayım, sonra ilahiyatçı kardeşimize döneceğim. Çok çarpıcı bir örnek vermek isterim. Bize hukuk fakültelerinde yıllardır öğretilen, yani herkese öğretilen bir Roma hukuku diye bir ders sistemimiz vardır. Evet. Roma hukuku sanki bütün hukuk sisteminin temeliymiş gibi. Aslında az önce demiş olduğunuz örneğe bakaraktan biz Roma hukukundan ziyade hani biraz da böyle dini inancımız yeri İslam hukukuna bakmış olsak, İslam hukukunun gerektirdikleri şekilde bir hukuk sistemini entegrasyon yapmaya çalışmış olsak, aslında ne Roma hukuku ne de başka bir hukuk sistemine ihtiyacımız kalmayacak. Hukuk sistemi zaten başlı başına yerine oturmuş olacak. Bu bir örnek aslında. Dediğiniz gibi, evet, Magna Carta, yani bize okullarda öğretilen, lisede öğretilen, üniversitelerde öğretilen ilk özgürlük anlamında sözleşme olduğu, evet, söylenir. Keza ondan sonra da Fransız İhtilali. 1780'de. Fransızca. Bunlar bize öğretilir. Fransız ama, insan ve yurttaş hakları bildirisi. Bunu, evet, hatırlatmış o ikinci belge, İkinci beyanname belge olarak da bu geçer. Fransız insan ve yurttaş, yani, hakları bildirisi. Şimdi gerek Fransız ihtilalindeki beyannameye baktığımızda, gerek de Magna Carta'ya baktığımızda neyi söyler bize? Şu andaki günümüz şartları içerisinde hiçbir özgür insan herhangi bir şekilde hak mağduriyetine, yaşam hakkına, özgürlük hakkı ve konut dokunulmazlığı mağdur edilemez. Özgür insan diyor. Özgür, evet, özgür insan diyor. Yani burada özgürlük altını kavramış. Bu aslında baktığımızda bizim dini inancımız gereği zaten din özgürlüğü gerektirir. Özgür olan zaten dini inancı olur. Bunu biliyoruz. Bir de sevgili Bünyamin Topal, ben burada şunu da anlıyorum. 1215 yılındaki bu şeyde özgür insan derken özgür olmayan, yani insan kısıtlama hakları veriliyor orada. Yani insan hakları köleler için geçerli değil. Evet. Özgürlüğünü kazanmış toplum için geçerlidir diyor. Şimdi biz bunu böyle uzaydan gelmiş gibi, hiç son derece kutsal bir yasaymış gibi, belgeymiş gibi yıllarca hep böyle özümsedik, onu öğretmeye çalıştık. O belgenin de aslında o belgenin de temelinde yatan, ilk önce zaten o belge üst düzey insanlara tanınan bir haktı. Evet. Magna Carta. Evet, evet, evet. Daha sonradan halka indirgenmeye başladı, yıllar yıllar sonra. Evet. Yani ilk etapta yine özgürlük anlamında bir özgürlük yok. Tam manasıyla. Peki ben hemen sevgili ilahiyatçı kardeşimiz Abdülhalik Selman'a dönmek istiyorum. İsterseniz veda hutbesinden hemen girelim. Sevgili dostumla birlikte bu şeye girdikten sonra, ama yine de İslam'ın insan haklarına bakış açısı
ile ilgili söyleyecekleriniz olur diye düşünüyorum. Sözü size bırakıyorum. Nereden başlamak ben şöyle değerlendirmek isterim açıkçası. Hani genel bir değerlendirme ile beraber özele inerek yani veda hutbesini ele almak isterim. Evet. Şimdi tabii ki bir kere insan hakları kavramı dediğimiz kavram batı eksenli, batı kökenli bir kavramdır. Yani öyle bir kavramın çıkışı, neşeti öyle bir şeye ihtiyaç duyulduğundan dolayıdır. İslam aleminin böyle bir sıkıntısı olmadığından dolayı, böyle bir problemi olmadığından dolayı, yani her hak sahibine hakkının verilmesi mahiyetinin bir problemi olmadığından dolayı hamdolsun, az önce ifade buyurduğunuz şekliyle 632 yılında Veda Haccı döneminde iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ve tespitiyle o altın mührüyle bütün hak sahibine haklar verilmiştir. Dolayısıyla bunu çok net söyleyebiliriz ki insan hakları kavramı Avrupa kökenli bir kavramdır. Bizim hak sahiplerine hakkı vermede bir problemimiz yok. Bizim daha hocam, ziyade adaletin tecellisi hususunda sıkıntılarımız olmuştur. Yani yaptığınız tespiti çok özür diliyorum. Biliyorum ama hatırlatmak istiyorum. Çünkü bugüne kadar belki de bu konuyu birçok kez işledik. Ama yaptığınız tespit ben ilk kez duyuyorum. Yani bizim bu şeyde İslam coğrafyasında böyle bir hak tespiti yapmamıza gerek yoktu. Zira İslam dini ve Peygamber Efendimiz bize bunu tebliğ etti. Zaten bu haklar bizde korunuyordu. Avrupa'daki diğer dünyadaki toplumların bu haklardan uzak kalması nedeniyle onlar ihtiyaç duyduğu için böyle bir şeye gereksinim duymuştur diyorsunuz. Tabii ki şimdi bakınız yani 1215'ten bahsediyoruz. Evet. 1789'dan bahsediyoruz. 1948'den bahsediyoruz. Evet, üç önemli dönem. İlk çıkışla efendime söyleyeyim Efendimizin veda hutbesi arasında 1215 ile veda hutbesi arasında 583 yıl var. Çok önemli yani, bir dönem. Ve az önce Avukat Bey'in, Bünyamin Bey'in buyurduğu gibi bu hak da halklara verilmiş bir hak falan değil, insanlara verilmiş bir hak değil, normal vatandaşlara bir, verilmiş bir hak değil, hele hele kölelere, insan dahi kabul edilmeyen o insanlara verilmiş bir hak falan değil. Sadece hatırladığım kadarıyla krallarla halkın temsilcisi olarak lordların konuşabilme kabiliyetinin gelişmesi ve bunun tayin ve tespiti. Aynen öyle. Dolayısıyla yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin davete ilk başladığı anda o toplumun haline baktığımız zaman aslında yani 610 yılındaki Mekke ile 1215 yılındaki Avrupa arasında bir fark yok. Veya şöyle söyleyelim, 1215 yılındaki şöyle ama Efendimiz'in ilk geldiği andan bahsediyorum. Evet, evet. Yani 1215 veya 1789 veya 1948 dönemiyle Efendimizin o ilk geldiği dönem arasındaki bulunduğu toplumun insan hakları hususundaki problemleri neyse aslında bir fark yok. Onların açısından bu sıkıntı var yani. Biz o problemleri 632 yılında altın neşrelerle Allah'ın izniyle halletmişiz. Bizim İslam aleminin konuşacağı mevzu adalet mevzusudur. Tabii ki yani kabuller hususunda bunu bir metin, bir vesika haline getirilmesi hususunda biz net, somut olarak şunu söyleyebiliriz. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'yi teşriflerinde, hicretlerinden sonra o Medine vesikasında gördüğümüz şeyler de bize bunu ifade ediyor. Aslında orada insan hakları dediğim şey, toplumdaki yaşayan işte inanç hakkı, efendime söyleyeyim fikir hakkı, tefekkür hakkı, kabul hakkı, çalışma hakkı hepsi orada zaten geçiyor yani net bir şekilde ama evrensel mahiyette veda hutbesinde kendini net olarak, somut olarak buluyor. Şimdi ben yüce dinimize göre, Kur'an-ı Azimüşşan'ımıza göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre insanın temel ve hak ve hürriyetlerini madde madde arz etmek isterim. Birincisi şudur, bir kere biz insan olarak eşref-i mahlukatız. Yaratılmışların en mükerremi, en saygın olanıyız. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Bakınız Allah Celle Celaluhu Müslümanları mükerrem kıldım buyurmuyor. Beni Adem'i mükerrem kıldım buyuruyor. Yani yaratılan her insan mükerremdir. Evet. Yaratılış anından itibaren her insan mükerremdir. Tabii ölüm anında mükerrem midir değil midir? Onun kabullerine göre değişebiliyor. Her doğan mükerremdir ama her ölen öyle midir değil midir o tartışılır. O ondan sonraki tercihlerine bağlı. Ve Allah Celle Celaluhu yine Tin suresinde Es-Sâlimillah لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسِنْ تَقْو۪يمٍ Andolsun ki biz insanoğlunu en güzel surette yarattık, en güzel şekilde yarattık.
takvim yani kıvamda yarattık. Dolayısıyla müşerref, mükerrem bir varlıktan bahsediyoruz. İslam dini böyle bir yapıdaki insana yani yapıdaki mahluka son derece değer veriyor, onu saygın kılıyor. Ve en enteresanı şudur ki Sencer Bey, Allah'ın halifesiyiz biz Celle Celaluhu. İslam'ın nazarında biz Allah'ın halifesiyiz. Evet. Dolayısıyla o en yüce makamın halifesi olmak çok ayrı bir şereftir. Yaratılmışlar içerisinde bir de emanet dediğimiz en büyük kutsal olguya sahip olan bizleriz. Hepsini insana emanet etmiştir evet. diyorsunuz. Emanet olgusuna biz sahibiz. Dolayısıyla biz Allah'ın kuluyuz. İnsan eksiksiz ve en güzel şekilde yaratılmıştır İslam'a göre. İnsanın hayat hakkı çok önemlidir. Canı mukaddes sayar. Şimdi tabii ki aslında İslam'ın mukaddes saydığı, kutsal saydığı 5 tane madde var. Evet. Birincisi bunlardan birincisi, ilk olanı, en önce geleni can. Can. Evet. Sonra akıl gelir. Madde madde girmeye çalışacağız. Buyurun. Sonra din gelir. Sonra mal gelir, nesil gelir. Sonra mal gelir. Evet. Bunların hepsi mukaddestir. En sonu mal. En sonu tabii, mal gelir. Tabii. Ama en önce candır. Çok can olmazsa hiçbirinin bir anlamı yok. Ne aklın bir önemi var ne dinin. Sıralamayı bir daha yapabilir yani, miyiz? Önce can, akıl, din, nesil, mal. Şimdi can yani, olmazsa akıl olmaz. Şüphesiz. Akıl olmazsa din olmaz. Nesil olmazsa dini kim yaşayacak? Ve paranın da değer kazanması, evet. paranın zulme dönüşmemesi bu 4 maddeye bağlı. Çok şimdi, doğru. Efendim yani Allah Celle Celaluhu şimdi insan hakkı olarak, hayat hakkı olarak baktığınız zaman şu ayet-i kerimeyi sürekli hep mutlaka okur dururuz. Hepimiz de biliriz bunu. Efendim nedir o? Estağfirullah. Ennehu men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil arz feke ennema katelen nase cemi'a. Bir insanın canına kıymak, haksız yere, nahak yere, terör amaçlı, ev fesadin fil arz, terör amaçlı. Bunu kim yaparsa yapsın. Bunu işte sözüm ona elinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah bayrağıyla Efendimiz'in görüntü veren insanlar da dahil, haksız yere terör amaçlı insanların canına kıyan herkes bilsin ki Allah katında Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var, çok enteresan Sencer Bey. Bir insanın haksız yere öldürülmesi, bakınız dünyanın tamamen ortadan kalkması Allah katında, dünyanın tamamen ortadan kalkması bir insanın haksız yere öldürülmesinden daha hafiftir, daha basittir, daha ehvendir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İslam insan haklarına bu kadar önem veriyor. Şüphesiz yani bir insanın canına kıymak bütün insanlığı yok etmek gibidir. Dünyayı tamamen ortadan kaldırmak gibidir. Dolayısıyla cana bu kadar değer veren bir din, can sahibine ne kadar değer verir düşünün siz. Onu taşıyan, onu emanet olarak kabul eden insana ne kadar değer verirse onu düşünün efendim. Aynı zamanda İnsanlık onurunu da dinimiz son derece dikkate alır. Yani her insanın şahsiyeti değerlidir, onurludur. Onun onuru, onun izzeti Allah katında muteberdir. Efendime söyleyeyim, onun şahsiyetinin yıpranmaması için bir dedikoduyu dahi İslam asla normal görmez. Yani bırakın... Bu onun, bile haktır diyorsun. Tabii ki yani bir gıybet etmek, yani bırakın elle ona zarar vermek. Şurada affedersiniz onun, Topal bir aksayan bir arkadaşımız olsa biz kendi aramızda konuşsak. Evet. Ne teşkil eder? Onun kabul etmeyeceği bir mahiyette evet. bizim onun hakkında ifade söylememiz Allah katında buz gibi haramdır. Ve ölü etini yemek kadar çirkin ve çirkef bir iştir. Bu yani gıybettir. İnsan bu kadar derin manada insan hakkını korumaya çalışıyor. Yani önemli şimdi şey. Bakınız şu var. Bu insan hakları evrensel beyannamesini çok incelemiş bir insan değilim. Az çok okumuş bir insan olarak ama bir hukukçu kadar veya bir uzmanı kadar incelemiş bir insan değilim. Ama şu var ki yani ben tabii kendi değerlerim ben, daha çok affedersiniz sevgili hocam bir haftadır tabii daha önceki programlarda da biz bunun üzerine yoğunlaştık. Bir haftadır birçok yerde aradım taradım söylediğimiz şeylerin hiçbirisi yok. Evet. Yani o kul hakkıdır dedikodudur şunlar bunlar burada şimdi, göremezsiniz. Kul hakkıyla alakalı bir şey istirahaten arz edeyim madem girdik. Allah Resulü iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Cenaze önüne geldiği zaman tek sorduğu sual şu. Bunun kimseye borcu var mı? Veya bunun üzerinde hakkı olan var mı? Varsa namazını kıldırmıyor. Eyvah eyvah eyvah. Bu kadar. Ödetmeden veya birisi kefil olmadan, tekefül etmeden Allah Resulü ikinci cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin namazını kılmıyor.
Şimdi yani kul hakkının ki madde madde inşallah biraz sonra geleceğim. Allah nasip ederse, vaktimiz müsaade ederse. Yani insanın şahsiyetine, haysiyetine önem verir. Bakınız, bırakın onun canını silahla, herhangi bir delici maddeyle veya bir şekilde bedeni yaralamak, ruhunu bile yaralayacak her şeyi men ediyor İslam dini. Kötü zanlı bile, yani bir zan ya, bir zan bile ne kadar etkiler sizi, karşı tarafı? Yani karşı taraftaki o yapıdaki yani insanın o negatif enerjisini bile engelliyor, onu haram kılıyor. İctenibû kesîran minezzan. Zannın müncer olacağı belaları bildiği için baştan yasaklıyor onu. Zandan kaçının. Tabii. Sonra İslam dini bir kere yani şimdi hak olarak nedir? İnanç özgürlüğü verilmiş, o maddelerde geçiyor. Yahu la ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur diye bir hak verilmiş. Yani biz velev şâe rabbuke le âmene men fil arz kullum cemi'a. Allah dileseydi yeryüzündeki herkes direkt iman ederdi. Bak Cenab-ı Hak müdahale etmiyor. Bir elçiyi gönderiyor. Üd'u ilâ sebîli rabbike bil hikmeti. Hikmetle, mev'ize-i hasene ile, mücadele-i hasene ile daveti emrediyor Allah-u Teala. Tatlı dille daveti emrediyor. Yani kişiye seçme özgürlüğünü Allah-u Teala bırakmış. Benim dinim zaten bu hakkı vermiş. Ben kimseyi zorla mümin yapma hakkına sahip değilim. İnanç özgürlüğü vermiş. Fikir özgürlüğü vermiş. Sevgili bir... hocam, devam edeceğiz. Hadi önemli açıklamalar. Tabii şimdi sevgili yönetmenim kısa bir reklam arası verelim diyor. Kısa bir reklam arası efendim. Sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün insan haklarını konuşuyoruz. Çok değerli konuklarım bizlerle birlikte. İlahiyatçı Sayın Abdülhalik Selman ve avukat Sayın Bünyamin Topal bizlerle birlikte insan haklarını konuşuyoruz. Bakalım vatandaşımız insan hakları ile ilgili neler talep ediyor? İnsan hakları dediğimiz zaman onlar ne söylüyorlar? Bir de onları dinleyelim. Bir röportajımız var. Önce aklına ne geliyor? İnsanlara aklına deyince kendini müdafası insanların. Benim senin hakkını korumam geliyor. İnsan hakları bu. İnsan hakları denince ilk etapta insanın en temel yaşam koşullarının karşılanması gerekiyor. Yani bu hem fiziki manada hem manevi anlamda en temel gereksinimlerinin garanti altında olduğu bir sistem, yaşam düzeni diyelim. İnsanların yaşam hakları, özgürlük hakları, yani özgürlükle olan her türlü şeyler. Haklarımız geliyor herhalde. O geliyor. Ne gelecek? Vallahi ben şu bildiğim şu var. İnsan hakları ihlali sadece İslam ülkelerinde çok oluyor. Ben Avrupa'da da yaşadım. Orta Doğu'da da. Türkiye'de yaşıyorum. Yani bundan memnun değilim insan haklarında. Yani uygulanmıyor Türkiye'de. Neyi uygulanmıyor? İhlal edildi. Yani, neyin ihlal edildiğini düşünüyorsunuz? Neyi edilmiyor ki? Her konuda kadın haklarında ihlal var, her şeyde var ya. Türkiye'de bir şu anda gidişatı hiç beğenmiyoruz. İnsan hakları denilince şu an şu 100. yüzyılda aklıma gelmiyor. İnsan hakları denen hiçbir şey yok şu an. Neden gelmiyor, neden yok? Yani kadına tecavüz olayları var. Fakat kadına tecavüz edildiği zaman bir ceza yok. Hayvan hakları denildiği zaman... Adamlar artık o kadar yaygınlaştırmış ki rahat rahat hayvanları öldürüp de hiçbir ceza vermiyorlar. Ve yani ülkede adalet çok az denilebilecek. Peki insan haklarının ihlal edildiğini düşünüyor musun? Tabii ediliyor ki. Hangi konuda mesela? Bize birkaç örnek verebilir misin? Şimdi bakıyorsun bayanların öldürülmesi. Bunlar insan haklarına tecavüz oluyor. Ya ne gerek var ki? Onlar da bir insan. Yani ben üzülüyorum şahsen kadınlara yapılan hareketlere. Her gün bir ölü, iki ölü, bir ölü, iki ölü. Bu yani insan haklarına aykırı bu iş. İnsan yaşamasını bilmiyoruz. Birbirimize saygımız hiç yok. Herkes günlük yaşamak istiyor. Kendi menfaatini düşünüyor. Başka bir şey yok yani. Açıkçası aklıma ilk etapta gelen bir şey yok. Öyle söyleyeyim yani. Adalet konusunda insan haklarının ihlali var. Adalet örnek verebilir misiniz acaba? Yani bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde var. Çok fazla adalet olduğuna inanmıyorum Türkiye'de. İnsan haklarının ihlal edildiğini düşünüyor musun? İnsan haklarını düşünmüyorum. Anladım. Neden? Her şey yerli yerinde yolunda. Yerli yerinde. Her şey güzel. Peki en fazla ihlal edilen insan hakkı sence nedir? Kadın hakları. Neden? Yani kadınlar geceleri mesela rahat dışarı çıkamıyor, rahat kıyafet giyemiyor. Neden çıkamıyor dışarıya? Ne oluyor çıkınca? Yani bizim biraz insanlarımızda yobazlık denilebilir. Yobazlıktan kastın ne? Yobazlıktan kastımız azgınlık diyeyim ben.
Evet, vatandaşlarımızın insan hakları ile ilgili tespitleri önemli. Denildi ki yaşam hakkı denildi, beden hakkı, beden dokunulmazlığı, manevi haklarımız dedi. İhlalle ilgili Türkiye'de bazı, özellikle adalet sisteminde, adalet cenahında zaman zaman haksızlıkların olabildiğine dikkat çekmeye çalıştı. Kadın haklarının sıkça ihlal edildiği söylendi. Tabii son günlerde gördüğümüz ekranlarda bir de hayvan haklarının da korunamadığı anlamında önemli mesajlar vardı. Tabii bunları değerlendireceğiz. Ben Abdülhalik Serman hocamın az önceki açıklamalarına tekrar dönmek istiyorum. Bir röportajla ilgili duyguları, düşünceleri var. Onları da değerlendirir, sonra da avukat kardeşimize döneriz. Buyurun efendim. Efendim, az önce de ifade ettiğim şekliyle, yani İslam'ın getirdiği ölçülerde Efendimizin ifadesiyle sallallahu aleyhi ve sellem, her hak sahibine hakkının verilmesi ifadesi. Aslında yani cevami'ül kelim dediğimiz nedir o? Yani çok kısa ifadeyle, özlü söz olarak çok mana ifade etmek. Çok kısa bir sözcükle çok derin manalar ifade etmek. Her hak sahibine hakkı nedir? Bunu belirleyen kimdir? Elbette bunu belirleyen yaratandır Celle Celaluhu. Şimdi biz tabii insan haklarından girdik ama orada çok affedersiniz hayvan haklarından da bahsedildi. Yani onu da geçtik, onu da geçtik. Dinimize göre yani bizim yaşadığımız çevremizin de hakkı var. Bir ağacın da hakkı var, bir taşın da hakkı var. Börtü böceğin de hakkı var. Börtü böceğin de hakkı var, toprağın da hakkı var. Her hak sahibine mutlaka hakkı verilmelidir. Şimdi adalet kavramı, hani o hakkın tecellisi ve adalet kavramı hep birbirini tamamlayan şeylerdir. Dolayısıyla her hak sahibinin hakkının hakkına verilmesi, yani her hak sahibinin hakkının kendisine verilmesi adalettir zaten. Bunun dışı zulümdür. Bir insan kendi üzerindeki kendi hakkını vermiyorsa kendine zulmediyor. Bir insan karşısındaki muhatabın hakkını vermiyorsa ona zulmediyor. Ve bir insan, çok affedersiniz, hayvan haklarını ihlal ediyorsa o zalimdir. Karşılığında mutlaka cezası vardır. Bütün bunların İslam dininde karşılığı var diyorsunuz. Kesinlikle vardır. Hem ayetlerde hem hadislerde. Şüphesiz. İslam alimlerinin ortak görüşü. Şüphesiz. O zaman biz niye yani 1215 yılından bu zamana kadar anlatılan işte en temel haklar, insan hakları, Magna Carta diye liselerde anlatıyoruz. Yani o birçok öğrencinin genç dimağını Peygamberimizin ve İslam dininin bu hususlarla ilgili açıklamalarını bilmeden, sanki bize onlar insan haklarını lütfetmişler gibi böyle bir eğitim sistemine mecbur kalıyoruz? Bizim tabii bu konudaki kanaatimiz şu, bu aslında çok daha geniş, çok daha kolektif bir konu. Yani sadece bu alanda kompleksimiz yok maalesef. Bir yerde bir yanlışlık var. Yani bir değişim, dönüşüm olabilir ama bir insan geçmişini reddederse işte ancak bu hale düşer. Çok doğru. Bu hale düşer. Yani bir insanın kendi geçmişini, kendi mazisini reddetmesi kadar yaşayabileceği zillete vesile olacak başka bir adım yoktur. Başka bir şey yoktur yani. Şimdi bizim şu an, ben hep milletimizi şöyle değerlendiririm. Elinde kaşıkçı elması var. Fakat fakru zevk için yaşıyor. Perişan bir halde yaşıyor. Evet. Yani bizim kendi kültürümüz, kendi değerlerimiz. Bizim o kadar zengin değerlerimiz var ki. O kadar zengin kültürümüz var ki. Milli ve manevi değerlerimizi kastediyorum. Ya sen Kur'an-ı Azimuşşan gibi bir kitaba sahipsin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi, Efendimiz gibi bir peygambere sahipsin. Sahabe-i kiram gibi ve atalarımız gibi muhteşem öncülerin var. Daha düne kadar kadın insan mıdır, değil midir diye tartışan, köleyi hayvan yerine dahi koymayan bir toplumdan ne alacaksın medeniyet adına? Çok doğru. Ne alacaksınız yani? Onu bırakınız, bu neyse. Ya bizim buluşlarımız dahi başkasının buluşu olarak bize yutturulmadı mı yıllarca? Çok doğru. Eğitim sisteminde. Hainler emin, eminler hain olarak bize gösterilmedi mi? Olay çok geniş aslında yani. Tabii biz buradan Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ve diğer devlet yetkililerine hakikaten insan hakları ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve İslam hukukunun en temel kuralları neyse milli eğitimdeki tüm müfredatta bunların yer almasını özellikle istirham ediyoruz. Buradan duyuruyoruz. Şöyle bir şey arz edeyim ben, haksızlık yapmayalım. Son dönemde bildiğim kadarıyla özellikle Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesi üzerinden insan hakları maddeler işleniyor okullarda. Ama hangi sınıfta onu bilmiyorum. Haksızlık yapmayayım. Fakat tabii kafi midir, yeterli midir o tartışılır. Fakat madde olarak konulduğunu ve işlenildiğini biliyorum naçizane.
Peki, inşallah bu gelişme de önemli ki, önemli gelişmeler kaydedildiğini biz de görüyoruz. Ancak bu önemliydi, onun için altını çizmeye çalıştık. Ben Sayın Avukat Bünyamin Topal'a dönmek istiyorum. Az önce vatandaşlarımızın röportajlarını izledik. Onlarla ilgili neler söylemek istersiniz ya da sizin ekleyeceğiniz şeyler var mı? Oradan devam edebiliriz. Tabii ki. Bir kere hani insan hakları ihlallerinin temelini oluşturan ve hak mağduriyetlerinin temelini oluşturan bir kere en önemli şey eğitimdir. Aslında hocamın da bahsetmiş olduğu şey, eğer ki biz okullarda eğitim anlamında gerçek manada çocuklarımızı ve ailelerimizi çok iyi bir şekilde yetiştirebilir isek, ya şöyle söylüyorum, gerek hak ihlali bakımından, gerek de tartıştığımız konular bakımından yaşanılan sıkıntılar o kadar minimum hale gelecektir ki. Bunun kökü diyorsunuz. Bunun kökü zaten temeli dayalı. Eğitime dayalıdır. Zaten ben buradan bir giriş yapayım. Neden? Çünkü hak ihlalleri her zaman için akabinde onun ihlalin giderici maddelerle önlenmeye çalışılıyor. Çünkü hep hak ihlaliyle karşılaşıyoruz. Şimdi bunu önümüze sunan, yani evrensel beyanname olarak sunan kişiler aslında bakılırsa bu hak ihlallerini bizatihi kendileri yapıp da bunu kamufle eden kişilerdir baktığımızda. Yani bu netice itibariyle biz ne kadar üzerine kamufle de yapmış olsak, kamufle de etmiş olsak o bir yerlerden bir şekilde taşıyor, bir yerlerden bir şekilde çıkıyor. Evet, az önceki röportajlarda da açıkça halkımız bazı konularda özellikle hani kendi uzmanlığım konusunda söyleyeyim, adalet konusunda maalesef ki şikayetler olduklarını belirtiyorlar. Evet, maalesef şu andaki konjonktüre baktığımızda Türkiye bir 15 Temmuz sürecinden geçti. Bu 15 Temmuz süreci içerisinden sonra adalet kavramı içerisinde belli bir köklü bir değişiklik meydana geldi. Bu değişiklik neticesinde evet belli başlı şeyler aksıyor. Bu aksaklıklar vatandaşa maalesef negatif olarak yansıyor. Adalet belli başlı noktalarda yavaş işleyebiliyor. Bu delillerin bulunabilmesi, belli başlı suç örgütlerinin tam anlamıyla, suçların tam anlamıyla tespit edilebilmesi açısından adalette evet normal şartlarda hızlı olması gereken bir adalet sistemi olması gerekiyor. Adaletin tam anlamıyla herkese hitap et. Bakın adalet kavramı o kadar önemli bir kavramdır ki biz şunu biliriz. Adalet her şeyin temelidir. Mülkün temelidir, devletin temelidir. Evet. Devletin temelini oluşturan adalet sisteminde eğer ki zerre dahi şüphe olursa vatandaşın mağdur etmiş oluruz. Maalesef ki yani bu konuda biraz sıkıntı yaşanıyor mu? Evet. Bunu bir özelleştirme olarak almamız gerekiyor. Şöyle sorsam Sayın Bünyamin Topal, insan haklarının en temel yaşam hakkından sonra adalet midir sizce? Adalettir. Yani diğer hakları da koruyabilecek olan yine adalet. Adalet yani, yoksa diğerleri? Diğerlerini de koruyamayız. Şöyle özür dileyerek bir şey tespit edebilir miyim? Estağfurullah. Güzel hocam. Şimdi şu telefonu buraya koymak gerekiyorsa, yani bu telefonun yeri burasıysa ve bunu benim buraya koymam gerekiyorsa ve ben bunu buraya koyuyorsam bu zulümdür işte. Adalet bunu buraya koymaktır. Evet. Yakışan odur. Yani onun adalet yeri değiştiği zaman her şey yeri değişir yani diyorsun. Tadil ile erken de bir ifade var İslam kavramında. Evet. Tadil ile erken ne demek? Her rüknün hakkını vermek. Yerine getirmek. Yerli yerince yapmak. Adalet vav'u şey'in fi mevdi'ihi. Bir şeyi yerine koymak. Neresi gerekiyorsa. Şu kalemin yeri, şu cepse ben buraya koyuyorsam bunu bu zulümdür. Bunun yeri burası. Zulüm nedir? Tam tersi. Bir şeyi hak etmediği yere koymaktır. Hakkı hak etmeyene vermektir. Vermek adalettir. Yani ben Allah'ın Celle Celal yaratılıştan verdiği hakkı insanoğlundan men ediyorsam, çok affedersiniz hayvanattan men ediyorsam, çevreden men ediyorsam bu zulmün ta kendisidir. Bir tespitimle hemen noktalayayım özür dileyerek. Allah Celle Celaluhu koca hadisi kutsisinde ya ibadi, ey kullarım. Bakın bu sadece müminlere şamil bir ifade değil. Müminleri kuşatan, onlara hitap eden bir hitap tüm değil. Insandır. Bütün insanlığa. Ey kullarım. İnni harramtu zulme ala nefsi ve cealtuhu beynekum muharrama. Şimdi adam süper gücüm diyor. İstediğine zulmediyor. Güç bende diyor. Para bende diyor. İstediğini yapıyor.
hak etmeyenlere, başkalarının hakkını hiç de hak etmeyenlere veriyor. Altına koca yarım sayfalık imza atıyor. Canlı yayında bunu yapıyor. Niye? Güç bende diyor. Ekonomi bende, silah bende, ben süper güçüm diyor. ABD. Ya Allah ABD. Celle Celaluhu, süper güç Hazreti Allah Celle Celaluhu, kadir-i mutlak. Kim ona hesap sorabilir? La yüsel amma efal olduğu halde buyuruyor ki, ben kullarım kendime zulmü haram kıldım. Ve cealtu beyneküm muharrama, sizin aranızda da haram kıldım bunu. Öyleyse birbirinize asla zulmetmeyin. Adaletle yaklaşın. Tabii. Yani adaletle kul emr adaletle ilgili ne ayet-i kerimeler var vaktim dolayı arz ederim inşallah. Tekrar teşekkür ederim. Eyvallah sevgili hocam. Eyvallah. Çok önemliydi. Buyurun. Şimdi tabii ki de adalet sistemi belli başlı mecralarda maalesef ki yavaş işlediğinden veya belli başlı konularda sıkınır. Bakın biz şu noktayı atlıyoruz. Hukuk sistemimiz içerisinde konulan kanun maddeleri aslında bakıldığı zaman caydırıcılık bakımından evet gerçek manada caydırıcılık da var. Ama işte bu ama cümlesi araya girdikten yani sonra... Yani uygulamada sıkıntımız var. Uygulamamız işte uygulamamız kime kalıyor? Beşeriyete kalıyor. Evet. Beşeriyette kaldığı zaman orada tek kişinin vicdani muhasebesine kaldığı zaman... İşte maalesef biz adaleti ararken aslında adalet öncelik olarak kendi vicdanımızdır. Yani biz adaleti ararken adaleti devamlı devletten beklemeyeceğiz. Devletin görevi tabii ki de düzeni sağlamak, toplum refahını oluşturmak, sosyal anlamda vatandaşına müreffeh bir hayat sunmak, adaletli bir hayat sunmaktır. Ama devlet kuralları koyar, şekilli çizer, devlet kaideleri belirler. Devlet usulü erkanı belirler ama der ki sen şu yazılan metinleri, yazılan şeyleri uygula. Vatandaşa da bu tebliğ eder. Bu vatandaşın bunu vicdan, adaleti az önce söylediğim gibi vicdanla başlar. Yani şunu mu söylemek istiyorsunuz Bünyamin Topal kardeşimiz? Herhangi bir ülkede evet vatandaşlar hakkı koruyacaklar. Ancak asıl adaletin beklendiği makam, mevki devlettir diyorsun. Kesinlikle. Hangi devlet olursa olsun, ister İslam devletleri olsun, ister Avrupa devletleri olsun, devlet örgütünden, yapılanmasından beklenen en temel husus adalet olmalıdır. Kesinlikle. Adaletli yaklaşımdır. Biz bunu tabii ki ülkemizde elhamdülillah olduğunu, olabildiğince yaşandığını düşünüyoruz, düşünmek istiyoruz. Ama bununla birlikte zaman zaman olağanüstü hal gibi bir takım meselelerden dolayı zaman zaman bazı vatandaşların bu anlamda sıkıntıları da olabiliyor. Mağdur bu anlamda olabiliyor. Bu anlamda mı söylemek istiyorsunuz? Kesinlikle. Şimdi evet sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yani tabii ki de siyasi anlamda büyüklerimiz bu sıkıntılı süreci bizden daha iyi görüyorlar. Evet. Yani daha iyi analiz ediyorlar. Biz de işin içerisinde olduğumuz için bu sıkıntılı süreç içerisinde hani az önce de bahsettim maalesef uygulamada sıkıntımız var. Bunu uygulayanlarda biraz sıkıntımız var. Yani birkaç cümleyle açabilir misin? Örnek vermek gerekirse, ben basite indirgerek ve somut olarak bir örnek vermem gerekirse, bir soruşturma evresi başladığı andan itibaren kanun maddesi açık açık söyler. Soruşturma evresi başladığı andan itibaren bütün yetki savcılardadır. Soruşturma evresini yürütecek olan ve kolluklara talimat verecek olan savcılık makamıdır. Evet. Savcılık makamı bunu yaparken her türlü delili, delilden kastım şüphelinin aleyhine ve lehine olan, bakın sadece aleyhine olan değil, evet, lehine olan bütün her şeyi toplamakla mükelleftir, zorunludur. Aynı kanun maddesi, Türk Ceza Kanunu diyor ki bir kişi hakkında zerre kayı şüphe var ise diyor, siz bunu hakkında ceza veremezsiniz. Zerre dahi şüphe bırakmadan ceza vermeniz gerekiyor diyor. Şimdi zerre dahi şüphe, zerre dahi şüphe olmayacak. Zerre dahi aksi şüphe olmayacak. Aksi halde hakkına girer mi sevgili hocam? Kesinlikle. Yani ben dini açıdan da hocam zanna, da estağfurullah, evet, zanna dayanmış olur. Kat'i delil olmayınca zanla hareket etmek de o zaman biz şuna sığınamayız. Ya biz işte şu an için olağanüstü hal içerisindeyiz. Kesinlikle. Dolayısıyla bu kadar suçlu var, bu kadar şüpheli var, bu kadar şeyleri yetiştiriyoruz, yetiştiremiyoruz şeklindeki bir sığınma olmamalı. Kesinlikle. Şu anda devletin birçok anlamda gücü vardır. Evet. Kolluk anlamında gücü var, teknolojik anlamda gücü var. Ve bu gücünü ve
kullanırken de, her türlü şekilde mecrada kullanırken de bu haklara muktedirdir. Çünkü savcının talimatıyla kolluk kuvvetleri bu gibi delil toplama anlamında her türlü şeyi rahatlıkla yapabiliyorlar. Çünkü önleri açılmış oluyor. Yani dediğim gibi bu açıdan baktığımızda vatandaşımızın evet bu konularda maalesef yargılama anlamında, yargılama süreleri anlamında. Bakın şimdi evet kanunda şunu söylüyor, kanun şunu söylüyor, olağanüstü evet sıkıntı var. Yani şu an için olağanüstü hal nedeniyle zaman maalesef zaman işte sıkıntı bir takım var. Suçların yani, tespitinde, işte gözaltına alınmasında, yargılanma sürecinde bekletilmede, mahkeme sürecini beklemede bu anlamda hakikaten mevcut olan sınırları aşılarak hakikaten kul hakkına girebilecek bir mağduriyet var mı diyorsunuz? Kesinlikle şöyle söyleyeyim, maalesef ki söylüyorum. Maalesef ki söylüyorum. Şimdi evet kanunda, uygulamada, olağanüstü hal durumlarında gözaltı süreleri uzayabilir. Evet. Düzenlemeleri var. Bakın hani evet bu kanundan söylenmiş. Bu niçin söylenmiş? Bizim ceza muhakemesi yargılama kanununda açık açık gözaltına veya tutukluluk sebebiyle verilen belirli başlı haklar var, durumlar vardır. Bunlardan bir tanesi bir, delilleri karartma durumu. Evet. Bir vatandaş hakkında gerçek manada baktığınızda örnek veriyorum şunu çalmış, şu telefonu çalmış. Çalmış olan telefonu alacak, bunu kaybedecek. Siz bunu gözaltına alırsınız. Neden? Bu telefonu yok etmesin, delili yok etmesin diye. Kaçma ve delilleri kaçma karartma. Kaçma ve delili karartma var ise ama suçun mahiyeti açısından söylüyorum bunu ben. Evet. Belli başlı suçlar vardır ki delili karartma, kaçma durumu daha elzem olduğu, daha kolay olabileceğini düşündüğümüzde ve kaçtığında veya delilleri kararttığında ortada suçu kaldıracak vasıflar olduğunu düşündüğümüzde evet kanun diyor ki sen bunu gözaltında tut. Evet. Sen bunu gözaltında tut. Ama bunun dışından yok. Kalan yani bir örnek vermek gerekirse şu anda yargılamanın içerisinde özellikle en çok sıkıntılı yaşanan şeylerden bir tanesi de maalesef baylok uygulamasıyla alakalı bir durum var. Yani bununla ilgili olarak tam anlamıyla ayrıştırma yapılamıyor. Çünkü içeriği tam anlamıyla tespit edilemiyor bazı noktalarda. Hani bununla ilgili belli başlı yargılama anlamında uzun süreli tutukluluk halleri devam edebiliyor. İşte ya adalet burada lazım. Adalet sistemi, daha hızlı bir şekilde buranın daha hızlı bir şekilde yani savcılık makamı veya yargı makamı burada vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamaması açısından bir an evvel yargılamayı hızlandırmaları gerekiyor. Çünkü uzun kalınan tutukluluklar gerçek manada hak mağduriyetidir. Bu ileride bakın ileride bunlar hak ki bunların da bir kısmı zaten %100 suçlu durumunda da değil. Suçlu olduğu zannedilen kişiler zan, de olabilir. Bakın zanla hareket ediyoruz. Evet. Yani az önce de söyledim zerre dahi şüphe olmayacak. Siz zerre dahi şüphe olmayan kişi hakkında cezasına karar veremiyorsunuz. Tutukluluğuna da karar veremeyiz. Peki sevgili Bünyamin Topal, biz buradan duyuruyoruz sevgili devlet yönetimine, diyoruz ki hakikaten adalette varsa aksayan yönlerimiz bunları hızlandıralım. Kimsenin hakkına girmeyelim istiyoruz. Tabii bu arada sevgili yönetmenim kısa bir reklam arası diyor. Reklamlar diyoruz. Sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnsan haklarını konuşuyoruz. Şimdi ilahiyatçı kardeşimiz Abdülhalik Selman'ın söylemek istediği bazı yerler olacak diye düşünüyorum. Sözü ona bırakıyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. İşte bu yani dinimize göre insana verilen temel hak ve hürriyetler maddelerini tamamlamak için tekrar sizden söyleyeceğim ettim. Şimdi efendim insanlar din ve ibadet özgürlüğünün hususunda eşittirler. Kim olursa olsun, ne inanırız inansın, din buna müdahale etmez. Sadece tavsiye ve telkindir, emretmez yani. Tavsiye eder ve tebliğ eder. Başkasına karışmaz. İnsanlar adalet karşısında eşittirler. Yani adaletin karşısında mümin, kafir ayrımı asla olmaz. İnsansa veya sultan, padişah, devlet başkanı, işçi, amele, köle hiçbir şey yok. Hepsi adalet karşısında İslam'a göre eşittirler. Bunların tarihten çok örneklerini biliyoruz zaten. İnsanların özel hayatlarına ait bilgilerini araştırılmasını, duyurulmasını haram kılmıştır İslam. Şimdi hani son zamanlarda özellikle çok özel bilgilerin insafsızca edinildiğini, belki de kişinin tövbe ettiği günahının
Yine ortaya çıkarılmaya çalışıldığı yani bir Allah'ın günah affettiği günahı başkalarının kullanması son derece zulüm oluyor yani. Onu konuşmalıyız. Çok büyük bir sıkıntı. Yani bir Müslüman, tabii devletin bu konuda öyle bir yetkisi ve hakkı vardır. Fakat devlet sadece ilgili konuda takip eder. Diğer vakıf olduğu sıkıntıları varsa kendi şahsına özel onları asla deşifre etmez, faş etmez, ifşa etmez. Etmemelidir. Etmemelidir. Bu hak ihlalidir. Evet, peki. Hak ihlalidir. Suçu ve hatası ne olursa olsun, çok önemli. İslam'a göre asla işkence ve kötü muamele kesinlikle caiz değildir, yasaklanmıştır, haram. Peki bu terörist de olsa böyle midir? Yani hak ettiği neyse kanunun karşısında onun bir karşılığı vardır. Evet. Onun fazlası bir yumruk dahi olsa zulümdür. Yani suçun karşılığı neyse maddede, kanunda, o neyse o uygulanır. Yani diyelim, bir terörist şayet, biz dini eksenli konuşuyorsak şayet, bir can yakmışsa, bir cana kıymışsa, bir canı yok etmişse, öldürmüşse, zaten devlet o canın bedelini ondan alır. Evet. O kan sahipleri şayet kısas istiyorlarsa, devlet o hakkı alır ve sahibine iade eder. Yani gerekeni yapar. İslam devleti hukuk kuralları tabii, göre. Tabii tabii. Yani İslam'a göre ben konuşuyorum. Tabii evet. Ki mer'i hukuka göre onu Bünyamin Bey daha iyi bilirler. Evet. Şimdi yani ama işkence kesinlikle yok. Ne bir insana, ne bir talebeye, ne bir öğrenciye, ne bir kediye, ne affedersin de bir köpeğe. Asla ve kat'a. Asla ve kat'a. Ama yani gelin görün ki ülkemizde maalesef yani burada insan haklarında daha özel indirdiğim zaman kadın hakları değil mi? Hanımefendilere yapılan zulümler, onlara yapılan işkenceler, her gün çocuklara yapılan işkenceler. Ben her zaman takip ediyorum bir gazeteci, bir medya mensubu olarak. İnanın her gün en az birkaç kişi, birkaç kadınımız kocası tarafından katlediliyor her gün. Bu katledilen. Darpa uğrayanlar. Darpa uğrayanlar yabasına yansısa inanın gazetelerde yer kalmaz. Çok doğru. Başka haber verme imkanımız kalmaz. Bunlardan utanıyoruz, hicap duyuyoruz. Yani ben şunu söyleyeyim size, yani net olarak söyleyeyim. Bunun benim için en zoruma giden yönü İslam'a mal edilmesi. Yani ya siz hanımefendileri taşıyan deveciye kristallere dikkat et, incinmesinler diyen bir peygamberin ümmeti olacaksınız. Sonra kalkacaksınız. Eşinizin canını yakacaksınız, ona el kaldıracaksınız, hangi sebep olursa olsun yani. Böyle bir şey kata yok diyorsunuz. Ya kesinlikle haramın daniskasıdır bu. Zulmün ta kendisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi gireceğiz inşallah veda hutbesinde, Allah'ın emaneti olarak aldınız buyuruyor. Ya bir insan çok hatırı sayılır bir dostluğun emanetini aldığında nasıl bakar ona? Sonra kaldı ki senin eşin o, eş. Allah da size emanet etmiş. Emanet etmiştir. Bir hanımefendiye el kaldırmak emaneti, ihanetin ta kendisidir. Şimdi bunu bazı kadınlarımız şöyle algılıyor olabilir. Hani çağdaş geçinen bazı kadınlarımız için söylüyorum. Ya ne demek işte kadın ikinci bir sınıf mıdır da erkeklere emanet ediliyor şeklinde böyle bir yargıya düşünebilir. O anlamda böyle ama değil. Şimdi bak hünne libasul lekum ve entum libasun, biz de onlara emanetiz. Zulüm genelde erkek tarafından geldiği için bu ifadeler söyleniyor. Tersi olsa biz burada tersini söylerdik. Eyvallah. Biz de onlara emanetiz yani. Peki sevgili hocam. Şimdi yeryüzünde en önemli maddelerden birisi. Bütün bunların tecellisi için insanca yaşayabilmenin temelinde mutlaka din hürriyeti koymuştur. Ama enteresan bir şey var. Bir ayet-i kerime beni çok etkiler. Estağfirullah. Fefirru ilallah. Ve yani hürriyetin tecellisinde insanın mutlaka başka baskılardan ve etkilerden kurtulması gerekiyor. İnsanın işte yaratanın koymuş olduğu ölçülere bakınız, Allah buyurur ki Allah'a firar edin. Allah'a firar edin. Cenab-ı Hak buyuruyor ki özgürlük bende, hürriyet bende, bana kullukta. Siz benim dediğim gibi yaşarsanız ne zulüm olur, ne haksızlık olur, ne cana kıyılır, ne mala kıyılır. Çok doğru. Ne de hayvana kıyılır. Süt liman bir dünyada yaşar gideriz. Eyvallah. Allah'a firar Celle Celaluhu. Gerçek özgürlük Cenab-ı Hakk'a kulluktan geçer. Çok doğru. Onun adaletinin tecellisinden, onun vermiş olduğu hakların baş tacı yapılmasından geçer efendim. Sevgili hocam, vakti biraz daha böyle verimli değerlendirmek açısından Peygamber Efendimizin veda hutbesinde öne çıkan birkaç mesajını
iletelim ondan sonra. Ben arz edeyim, sonra beyefendiye sözü verelim. Şöyle efendim, veda hutbesinde yaklaşık 7 veya 8 maddede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere önce Rabbimize hamd ediyor. Evet. Başlarken hutbede de bugün okunan metin, o okunuyor. Bu maddeler tabii Efendimizin hem Mina'da hem de Arafat meydanındaki muhtelif hutbelerinin toplamındaki maddelerdir. Çok gür sesli sahabiler araya koyuyor. O 100.000'den fazla sahabiye sesi o şekilde ulaştırılıyor. Ve hatta hitap ara tarzı, ara da evet, ara kişiler. Evet, evet öyle zaten. Evet. O, münadiler koyuyor. Herkes Efendimizin dediğini duyma imkanı yok. Evet. Aradan ulaştırılıyor. Şimdi Sencer Beyciğim, hitaplar tamamen ey insanlar diye. Karşısındaki kitle kim efendim? Müminler. Müslümanlar. Müslümanlar. Ya yüledine amenü yok. Ya yüel müslimun yok. Ne var? Ya yühennas. Ey insanlar diye. Dolayısıyla evrensel nitelikte bir insan hakkı beyannamesi olması gereken şey budur diyor. Efendim zaten üniversel çapta bir peygamberlik sahibi. Zaten kendisi evrensel bir peygamber. Estağfirullah. Kul ya yühennasu inni rasulullahi ileküm cemiyan. O bütün insanlığa gelen bir peygamber, evrensel bir peygamber. Dolayısıyla elbette belki oradaki bulunanlar icabet ümmetidir ama diğerleri davet ümmetidir. Evet. Onlara hitap etmiştir. Bir, kimsenin kimseye zarar verme hakkı yoktur madde olarak arz ediyorum. İki, tabii ki bütün Allah'ın kulları kardeştir, müminler kardeştirler. Bütün borçlar iade edilecek ve borç olarak alınanın dışındaki fazlalıklar faiz kaldırılacaktır. Faiz haram kılınmıştır. Evet. Çünkü faiz çok büyük bir zulümdür. Kan davaları ve adaleti şahsen yerine getirmek yasaklanmıştır. Kan davaları ve adaleti şahsen. Adaleti kim tecelli ettirmiş efendim? Devlet. Evet. Güç, otorite. Ben hakkımı alacağım diyemezsin, öyle bir şey yok. Devlet alacak hakkını. Kan davası ortaya çıkar sonra. Kadınlar erkeklerin hayat arkadaşlarıdır. Hayat paydaşlarıdır, eşleridir. Birbirleri üzerinde haklı. Çünkü o toplumda da kadına zulüm olduğundan dolayı, erkek egemen bir toplum olduğundan dolayı böyle söyleniyor. Kadın egemen bir toplum olsaydı bunun tersi söylenecekti yani. Evet. Başka bir şey olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bakınız şöyle bir şey yok. Bunun ifadesini mutlaka dile getirmemiz lazım. Yani erkek namaz kılar da 10 sevap alır, kadın kılarsa 5 alır diye bir şey yok. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve hu mu'minin. Ne alıyorsa erkek aynısını alıyor. Sadece görev taksimi var. Hiçbir eşitsizlik yok. Hatta pozitif ayrımcılık var. Cennet onların ayakları altı. Yani kadınlar bu anlamda daha kıymetli görülmeye çalışıyor. 3 göbek daha bizden öndeler. 3 kat daha bizden değerliler. Harika. Evet. Buyurun. Kadınlar erkeklerin evet eşleridir. Buna göre onlara iyi muamele edilmesi emredilmiş. Onların da tıpkı erkekler gibi mal ve mülke şahsi taşarruf hakkı olduğu öngörülmüştür. Belirtmiş. Bu ne zaman verildi Avrupa'da insanlara, kadınlara? İnsanların ırk ve renk farkı gözetilmeksizin birbirine eşit oldukları belirtilmiştir. Tarağın dişleri gibi. Evet. Üstünlük sadece takvadadır buyuruluyor. Aile ve toplum hayatına zarar veren zina ve benzeri davranışlar yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in insanlara bir emanet olarak bırakıldığı ve sünneti seniyenin, burada eksik yazılmış, Kur'an-ı Kerim'in ve sünneti seniyenin insanlara emanet olarak bırakıldığı ve sımsıkı sarılması tavsiye edilmiştir. Peki sarılmazsak ne olur? İşte olan olur. Olan olur. Cahiliyet döneminde Araplar arasında ihtilaf konusu olan gün, ay ve yıl hesaplamasına açıklık getirilmiş. Bu noktada gereken ikazlar yapılmıştır. Emanetlerin sahiplerine mutlaka iadesi istenmiştir. Evet. İşte size evrensel insakları evrensel beyannamesi. Hocam ağzınıza sağlık. Evet. Ben izleyicilerimizin de bundan son derece mutlu olduklarını düşünüyorum. Veda hutbesi diyoruz ama çoğu zaman neler içerdiğini çok fazla hakim olamıyorduk. Ve hitap tamamen ey insanlar diye. Eyvallah. Tabii şimdi biz Kudüs konusuna değineceğiz. Ancak Kudüs konusu ile ilgili benim hakikaten üzerinde durduğum önemli bir şiiri izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Onların duygularına tercüman olacağı kanaatindeyim. Siz de bakalım dinleyin, beğenecek misiniz, nasıl bulacaksınız?
Hani nerede Ömer'in, nerede Selahattin Eyyubilerin? Sen ki peygamber mucizesi Buraklara beldesin. Hani nerede ümmeti Muhammed'in? Bir avuç Filistinliyle cihana meydan okuyorsun. Ey Beytül Makdis'im, sen benim şeref ve namusumsun. Sana kem gözle bakan gözler kör olsun. Sana uzanan eller kökünden kurusun. Sen cansın, yüreklerde yanan canansın. Nebiler Nebisi Resulullah'ın miracısın. Bak ayetlere, ne diyor Yüce Kur'an? Uyan artık ümmeti Muhammed'im, uyan. Uyan da hayat bulsun dünyadan insan. Yahudi mabedine dönüşmeden Mescid-i Aksam vücut bulsun sayende İttihad-ı İslam. Eyvallah. Size sağlık. Hayır. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin içinde bulunduğumuz bu geçtiğimiz hafta çarşamba akşamı saat 9 sularında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğu ilan edildi. Böyle bir kara tablo ortaya çıktı. Ben hemen Bünyamin Topal kardeşimizden başlamak istiyorum. Böyle bir gerekçe, böyle bir açıklama uluslararası hukuk kurallarında geçerli mi, var mı? Birleşmiş Milletler bu konuda ne diyor? İslam İşbirliği Teşkilatı bu konuda ne diyor? Diğer devletler bu konuda ne diyor? Siz ne söylemek istersiniz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler'in daimi kurucularından olan bir devlettir. Amerika Birleşik Devletleri'nin almış olduğu karar tepki Birleşmiş Milletler 197 ülkenin bir arada bulunmuş olduğu bir durumdur. Amerika Birleşik Devletleri'nin almış olduğu karar tabii ki de hukuka aykırı bir karardır. Bu karar Birleşmiş Milletler nezdinde ortak bir karar niteliği taşımadığı için gerek hukukun üstünlüğü gerek de insan hakları bakımından tamamen hukuka aykırı bir karardır. Bu kabul edilemez bir karardır. Açıkça söylemek gerekirse. Çünkü peki. Bünyamin Topal kardeşimiz, küçük bir teknik sesle ilgili bir mesele var, onu çözelim. Abdullah Halik Selman hocamdan devam edelim. Şimdi tabii bu Kudüs'ün İslam coğrafyası için Mescid-i Aksa dolayısıyla ne ifade ediyor? Onu konuşalım, ondan sonra. Şimdi biz Mekke-i Mükerreme deriz. Bakın Mekke-i Mükerreme, evet. Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü Şerif deriz. Evet. Hepsinin üçünün de ayrı bir tanımlaması var ve üçü de Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesinde yer bulmuş mescitlerdir. Bu üç mescit için ibadet maksadıyla yolculuk yapılır diye Efendimizin ifadesi var. Buhari, Müslim, Ebu Davud'da geçen önemli tabi, bir hadis-i evet, şerif. Ve bizim için tabii ilk kıblemiz gönül bağımızın olduğu bir yer. Evet. Allah Resulü iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen köşesiyle Hacı Lüsfet köşesinin arasındaki bölümde namaz kılmaya dikkat ederlermiş. Oradaki dostlarımıza, giden dostlarımıza özellikle arz edeyim. Orada namaz kılmaya çalışsınlar. Sebep önüne Beytullah alıyor, arkasında Mescid-i Aksa var. Bu kadar birleştirilmiş bir denge var bizim için Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram. Biz Mescid-i Aksa'yı herhangi bir mescid olarak göremeyiz.
benim peygamberimin ayak bastığı, peygamber efendilerimizin ayak bastığı bir mekandır. Burada bir şeyi dikkatlere arz edeyim. Altını kalın kalın çizelim. Paylaşımlarda dahi çok dikkatimi çeken bir şey var. Bakınız bugün algı operasyonu yapılıyor. Mescid-i Aksa diye bize Kubbetü's Sahra gösteriliyor. Kardeşlerimiz Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için paylaştığı resimlerde Mescid-i Aksa'yı paylaşmıyorlar. Çünkü bir algı operasyonu yapılmış. Adamlar zaten yıkacakları yeri bize göstermiyorlar. Evet. Mescid-i Aksa ayrı bir bölümdür. O Kubbetü's Sahra yıkılmayacak zaten. Yıkılacak olan Miraç'ın mebdeyi olan Mescid-i Aksa asla bize gösterilmiyor. Dikkat sevgili ediniz. Sevgili yönetmeninden evet. Mescid-i Aksa'nın ve Kubbetü's Sahra'nın... Allah rızası için çok iyi olur. Mescid-i Aksa'nın ne olduğunu gösterelim. Onu paylaşsınlar izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz Allah rızası için. Onun altına yazılar yazılsın. Kubbeli resim Kubbetü's Sahra. O ayrıdır. Asıl bakınız Mescid-i Aksa değildir o. Evet. Yani Miraç'ın mebdeyi olan Mescid-i Aksa o Kubbetü's Sahra değildir. Asıl işte o gizlenen resimdir. Yani siz onu çok az rastlarsınız paylaşan müminler olarak. Miracı konuşursunuz gene o karşınıza şey çıkar sizin. Kubbetü's Sahra çıkar. Bu çok önemli bir şeydir. Bakınız. Yani biz bugün Musa Aleyhisselam'a iman ettiğini söyleyenlerin kendilerini Musa Aleyhisselam'ın kendilerini kurtardığı Firavun'dan aşağı kalır yanların olmadığını görüyoruz. Yani Firavunlaşan bir kavimle karşı karşıyayız. Onların karşısında ama Musa'laşan, Muhammedileşen bir millet var, bir ümmet var. Onlar mutlaka Firavunlaşan, müstekbirleşen bu kavim mutlaka ama mutlaka kaybedecekler ve in uttum utna Allah vaat ediyor. Allah vaat ediyor. Allah'ın vaadinin tecellisinde biz acaba layık olur muyuz bilemeyiz. Ama o mutlaka tecelli edecektir. Çok rahatlar. Şunu arz edeyim ben. Selahaddin Eyyubi cuma hutbesindeyken böyle celadetli bir genç çıkıyor diyor ki ey emir diyor boş boşuna konuşma. Sen ne zaman diyor Kudüs'ün fethini bize emredeceksin? Cumartesi sabah namazında cevap vermiyor o an mübarek sultan Selahaddin Eyyubi. Hazır olmadığı için. Cevap vermiyor, hiçbir şey demiyor. Sabah namazında o genci soruyor. Dün benden bunu talep eden genç nerede diyor. Diyorlar ki efendim yok. Cevap şu. Şu cuma namazında olduğunuz gibi sabah namazında olmadıkça ben size Kudüs'ün fethini emredemem. Çok önemli. Şimdi bunun alın dışa karşı tarafa yansıyan boyutunu arz edeyim. Yine arz-ı mev'ud hususunda toprakların işgali hususunda açık açık meydan okuyan eski savunma bakanı efendime söyleyeyim ismi bassın ateşi bol olsun. Moşe bilmem ne diye bir adam. Kendisine sen bunu yapamazsın çünkü Kur'an böyle vaat ediyor dedin o cevap veriyor biliyor musunuz? Kur'an'daki Müslümanlar geldiği zaman görüşürüz o zaman diyor. Sevgili hocam evet. Ağzınıza sağlık. Son bir cümlede Bünyamin Bey'den alalım. Sevgili yönetmenim kapanış cümlesi duymak istiyorum dedi. Sizin cümlelerinize kapatalım. Uluslararası alanda bir hukuku yok dediniz. Söylemek istedikleriniz başka varsa ekleyin lütfen. Tabii ki az önce de bahsettiğim gibi bu alınmış olan kararın herhangi bir şekilde uluslararası anlamda yeri yoktur. Çünkü Birleşmiş Milletler'ce alınmış olan bir karar değil. Tek bir devlet tarafından. Bu İsrail'i tamamen yapmış olduğu işlerle alakalı kamufle etmek için alınmış olan bir karardır. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri dünyanın abisi veya dünyanın şeyi benim diyor. Güçlü benim diyor. Benim istediğim olur diyor. Ben ne dersem o olur diyor. Fakat yani biz de biliyoruz ki bu işin arkasında tabii ki daha başka şeyler vardır. Burada İsrail'in Filistin üzerinde yapmış olduğu ambargoyu Amerika Birleşik Devletleri şu anda kamufle etmiş durumdadır. Tamamen alınmadaki aslında bu kararın alınmasındaki sebep budur aslında. Tabii ki de haberlerden de takip ettiğimiz üzere Birleşmiş Milletler olağanüstü bir toplantı kararı aldılar. Özellikle bu kararla alakalı olarak bu karar büyük ihtimalle o Birleşmiş Milletler'den reddedilecektir. İslam Birliği Teşkilatı da çarşamba günü toplanacak. İslam Birliği Teşkilatı da toplanacak. Tabii ki de burada az önce hocanın bahsettiği gibi keşke bu hususta Birleşmiş Milletler'den ziyade İslam Birliği Devletleri burada ciddi bir şekilde bir reaksiyon gösterseler de. Fetvalar çıkartıyorlar. Onlara karşı olmayın. Yani efendim. Şimdi son cümle. Son bir cümle. Evet. Hocam az önce bir şeyden bahsetti. Aynı benim de bundan yaklaşık olarak bir 2-3 yıl öncesinde okuduğum bir haberde yıllar öncesinden 1986 yılında haberi bu.
o dönemin Shimon Peres, o dönemin İsrail Başbakanı diyor ki, gazeteci soruyor, aynı hocamın dediğim gibi, Kur'an-ı Kerim sizin devletinizin yıkılacağını haber veriyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Gayet rahat, gayet rahat bir tavırla diyor ki, evet doğru, Kur'an-ı Kerim'i biz de biliyoruz. Öyle söyleniyor ama Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği Müslümanlar gelsin, onu o zaman düşünürüz diyor. Bu çok acı verici bir durum. Çok doğru. Maalesef. Peki yani... sevgili Bünyamin Topal, çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Sayın Abdülhalik Selman Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya yine çok önemli konu ve konuklarla görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum ve hayırlı cumalar diliyorum efendim.